Şimdi bir tane kız varmış. Biliyorum ben o masalı. Menemen uyuyan kızı anlatacaksın. Ya bir kere daha men demeden sen uyuyor kalmıştın. Doğru. Hadi o zaman anlat, bu sefer sonunu öğrenin. Mümkün değil. Olmaz. Yani ben anlatsam da sen sonunu öğrenemezsin. Çünkü o büyülü masal. Daha sonunu duyan olmadı. Sen nasıl öğrendin peki? Ben bu işe yıllarımı verdim kızım. İşimden ayrıldım. Tamam. Ne anlatacaksın peki? Uyuyacağız bir şeyler. Dur bakayım. Şık herif. Aklında bir şey yok değil mi, atacaksın yine? Bak vallahi yoktu ama sen eşek dedin. Tamam, her şey oturdu. Menemenli bir kız varmış. O kız menemenli değilmiş canım. Bir kere Seferihisar. Adı neymiş peki kızın? O kız da değilmiş. O bir eşekmiş. Evet, o bir eşekmiş. Yani kimse ona bir isim koymadığı için o bir eşekmiş. Eşek diyeceğiz ona. Peki ne iş yapıyormuş eşek? Tapu kadastroda çalışıyormuş ama sen böyle yaparsan olmaz ki yani. Tamam, üstümüzü hadi anlat. Efendim, bizim eşeğimiz mandırada çalışıyormuş. Oldu mu? Oldu. Mandırada süt ve süt ürünlerinden mesul müdürmüş. Oldu mu? Oldu. Neyse. Efendim, bizim eşeğimiz bir gün çıkmış yola, vurmuş semerin sırtına, yürümüş, tak bir yol ağzına gelmiş. Orada kurtla karşılaşmış. Kurt buna demiş ki, eşek kardeş, benim senden bir isteğim var. Hayırdır inşallah demiş bizimki. Neymiş bakalım derdin kurt efendi demiş. Kurt da demiş ki, ya gel bir oturalım şöyle bir anlatırım ben sana ama bir şeyler içelim falan demiş. Oturmuşlar, yemişler, içmişler. Böyle birbirlerine baya bir ısınmışlar. Neyse, sonra kurt demiş ki, ya eşek kardeş, benim aşık olduğum bir kız var demiş. Eşek de demiş ki, kurt kız mı? Yok demiş, insan kız. Ah, eşek şaşırmış. Nasıl olur ya demiş. Kurt anlatmaya başlamış. Bir gün Seferihisar'a indim, dolaşıyorum. Açlıktan karnım zil çalıyor. Yani ne yesem diye aranıyorum. Bir baktım bir tane kız demiş. Tam atlayacağım onu, tam parçalayacağım demiş. Ama kız bir yüzünü dönmüş, dona kalmış. Çünkü o kız o kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş, o kadar masummuş ki kurt ona aşık olmuş. Ne yapacağını şaşırmış kurt. Ama takip etmiş. Nerede yaşadığını, ne yaptığını falan her bir şeyini öğrenmiş. Kurt kıza çok büyük aşık olmuş. Ama imkansız aşk tabii. Biri serseri bir kurt. Nerede yaşar, ne yer, ne içer belli değil. Kız Seferihisar'ın en güzel kızı. Ha bir şey değil, derdini de anlatamıyor kurt. Kızın etrafında dolanıyor ama bir türlü açılamıyor. Neyse, kurt demiş ki eşeğe, eğer sen bana yardım edersen ben çıkarım onun karşısına. İlanı aşk ederim demiş. Yoksa tek başıma çıkamam demiş. Kız beni görürse korkup kaçar demiş. Eşek önce olmaz mı olmaz demiş ama kurt kallem etmiş, kandırmış eşeği. Eşek de ona demiş ki, bak demiş, ben zamanında çok aşık oldum, çok süründüm. O yüzden sana yardım ediyorum demiş. Kurt he falan demiş. Neyse, bunlar çıkmışlar yola. Ondan sonra... Bunlar beraber çıkmışlar yola. Sonra evin önüne gelmişler. Kurt ağacın arkasına saklanmış, kızın çıkmasını beklemiştir. Bir süre sonra hop kız pencereye çıkmış. Kurt hemen seslenmiş, çıktı diye. Eşek bir dönmüş, ah o da ne? Yıllar önce aşık olduğu kız karşısında değil mi? Bu arada tabii kurt ağacın arkasından sesleniyor. Hadi konuş, anlat ona nasıl aşık olduğumu diye. Ama eşek ne yapacağını şaşırmış tabii. Bir yandan hayatının aşkı, bir yandan yardım etmeye söz verdiği kurt. Kurt tabii hemen anlamış aralarında bir şey olduğunu. Demiş, söyle bakalım ne geçti aranızda? Eşek yok mok diyor ama kurt zorlamış. Eşek sonunda itiraf etmiş kızı eskiden sevdiğini. Ama demiş ki, çok uzun zaman önceydi ya, artık hiç sevmiyorum ben bu kızı demiş. Hala aşıkmış oysa. Sırf bildiği için susuyor.
öldüğü için susuyormuş. O yüzden çekip gitmiş seneler önce. O yüzden dönememiş geri. Ama sonunda içini yakıp kavuran aşkına teslim olmuş. Kızın elini tutmuş, her şeyi itiraf etmiş. Bir tek öleceğini söylemiş. Ama sana geldim demiş. Bir daha hiç bırakmayacağım seni. Yüzümün önünden hiç ayırmayacağım. Ne kadar zamanı kaldıysa sevgilisiyle geçirecekmiş. Çünkü hayatı boyunca sevdiği tek kadın Aslı'ymış. Aşık olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.